Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan olaylar ve de açıklamalarla karşınızdayız. Sayın seyirciler, Avrupa Birliği'nden Rum-Yunan ikilisine destek gecikmedi. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri de her ne kadar biz Türkiye'den yanayız dese de Rum ve Yunan ikilisine her türlü desteği vererek onlardan yana olduklarını bir kez daha göstermişti. Ve sayın seyirciler, İsrail-Bahreyn anlaşması konuşuluyor gündemde. Bahreyn'in İslam dünyasına saplamış olduğu bu kaçıncı bıçak? Herkes bunu konuşuyor. Ve diğer bir nokta, ağır hasta sayımız günden güne artıyor. Tıpkı Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi dünkü tweetinde. Sayın seyirciler, Sümele Manastırı'nda ayin dikkat çeken bir başka nokta. Ayasofya camiye çevrilirken Sümele Manastırı'nda bu ayine neden izin verildi diye tartışmalar büyüyor. Avrupa Birliği Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz dayatmasına destek çıktı. Beklendiği gibi oldu. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısından Türkiye'ye tansiyonu düşürme çağrısı geldi. Türkiye'ye geldi bu çağrı. Rum-Yunan ikilisine değil, Dışişleri Bakanlığı ise Avrupa Birliği'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'deki taraflara ve kışkırtıcı adım atanlara olmalı dedi. Avrupa Birliği Doğu Akdeniz meselesinde Rum-Yunan ikilisinden yana tavır aldı. Birliğe üye 27 ülkenin dışişleri bakanları Doğu Akdeniz gündemiyle toplandı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Başkanı'nda video konferans yoluyla yapılan toplantıda Doğu Akdeniz'deki yetki alanları konusunda Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle dayanışma içinde olduğu belirtildi. Toplantıdan Türkiye ise uyarı çıktı. Avrupa Birliği üyesi devletlerin egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiği belirtilen Avrupa Birliği açıklamasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki son faaliyetlerinin soruna çözüm getirmeyeceğine işaret edilerek tam aksine uzlaşmazlık ve güvensizlik yarattığı belirtildi. Bu faaliyetlerin tehlikeli olaylara yol açma riskinin bulunduğu ifade edilerek Türkiye'den tansiyonu düşürmesi istenildi. Avrupa Birliği'nden gelen uyarıya cevap veren Dışişleri Bakanlığı ise Avrupa Birliği'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara olmalı dedi. Bakanlık açıklamasında Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. Avrupa Birliği'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır ifadeleri kullanıldı. Sayın seyirciler, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı anlaşma büyük yankı uyandırdı İslam dünyasında. İsrail-ABD ikilisi durumdan oldukça memnun. İsrail'den çok farklı açıklamalar var. Memnuniyet üzerine memnuniyet ve sevinç çığlıkları var. Daha ne diyelim ki? Ancak Filistinliler tepkili. Gazze'de anlaşma protesto edildi. Gazeliler, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmasını protesto etti. Filistin'e ihanete hayır adı altında yapılan protesto ile anlaşmaya tepki gösterildi. Göstericiler, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında yapılan anlaşmayı reddederek Filistin satılık değildir ve emirlik hükümdarlarını yıkın sloganlarını attı. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin önde gelen liderlerinden Halid el-Bataş, bir Arap devleti işgalin meşruiyetini nasıl kabul eder? Ümmetin hakları İsrail varlığının tanınmasını kabul etmeyecektir dedi. ABD öncülüğünde yapılan ve Abraham adı verilen anlaşma İsrail güvenliği açısından kritik önem taşıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri ile varılan normalleşme anlaşmasına verdikleri destekten ötürü Mısır, Umman ve Bahreyn'e teşekkür etti. Anlaşmaya İslam dünyasından tepkiler gelmeye de devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anlaşmanın büyük bir hata ve ihanet olduğunu vurguladı ve umuyorum ki uyarıları dinler ve yanlış yoldan dönerler. Bunları uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz, dedi. Öte yandan Körfez ülkelerinden tam destek alan işgalci İsrail'in devlet terörü de sürüyor.
İsrail'e ait savaş uçakları Filistin'in Gazze şeridinde bulunan farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısı sonucu 3 sivil yaralanırken bölgede bulunan evlerde de maddi hasar meydana geldi. Evet sayın seyirciler, bugün çok dikkat çekici bir ayin vardı. Nerede? Sümela Manastırı'nda. Sonra bu ayin özel izinle gerçekleştirildi ve ayinin zamanlaması da oldukça dikkat çekici. Bunu da haberimizin detayında gerçekleştireceğiz ve sizlere aktaracağız sayın seyirciler. Ayin Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilerek Pontus Devleti'nin yıkılışının 559. yıl dönümünde gerçekleştirildi. Oldukça manidar bir zamanlamayla bu ayin karşımıza çıkıyor ve bu duruma dikkat çekti Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş. Hemen sosyal medya kanalını kullanarak Hüseyin Baş, Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethettiği günün 559. yıl dönümünde Sümela Manastırı ayini açıldı. Dün ellerinde kılıçla Atatürk'e lanet edenler bugün Avrupa'ya boyun büküp Fatih'e ihanet ediyorlar açıklaması yaptı. İlki 2010 yılında yapılan Sümela ayinleri geri döndü. Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları nedeniyle ara verilen ayin 5 yıl aradan sonra yeniden yapıldı. Fener Rum Patriği Bartolomos'un pandemi nedeniyle katılmadığı ayini Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Gelibolu Metropoliti Stefanos Dinidis yönetti. Yunanistan'dan da katılımın olduğu ayinde bir konuşma yapan Dinidis, restorasyon nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Kapsamlı restorasyonu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devletimizin imkanlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle emeği geçenlere Patrikhanemizin ve Patrik Efendimizin şükranlarını arz ederim. Ayin, Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilerek Pontus Devleti'nin yıkılışının 559. yıl dönümünde yapıldı. Bu duruma dikkati çeken Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethettiği günün 559. yıl dönümünde Sümela Manastırı ayini açıldı. Dün ellerinde kılıçla Atatürk'e lanet edenler bugün Avrupa'ya boyun büküp Fatih'e ihanet ediyorlar açıklaması yaptı. Koronavirüs gündemiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Son 24 saat içinde 1226 yeni vaka tespit edildi. Ağır hasta sayımız arttı diyen Sağlık Bakanı Koca'dansa yine uyarı var. Maske ve sosyal mesafe konusunda ciddi derecede sıkıntı çekiyoruz dedi sayın bakan. ...1226 yeni vaka, 22 yeni ölüm. Ülkemizde koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor. Sayı arttıkça Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da yeni uyarılar geliyor. Bakan Koca sosyal medya hesabından ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler yaşı ve hastalığı sebebiyle risk grubunda olup COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarıda risk alıp eve taşımayın. Bir hasta, hasta bir aile demek uyarısında bulundu. Maske konusunda da uyarıda bulunan Bakan Koca sosyal medya hesabından "Dünkü yeni hasta sayısı 1226, ağır hasta sayısı 656. Ağır hastalara virüs, genellikle hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın. Zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın." paylaşımını yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tatilcileri de şu şekilde uyardı. "Ağustos'un tam ortası, hafta sonu. Sıcaktan kaçmış, biraz dinleniyorsak baştan kabul edelim. Koronavirüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz. Aynı evde yaşamadığınız herkesle mesafeli olun. Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil. Kalabalık tatil Mart'tan beri riskli." Vaka sayısının hızlı arttığı illerden biri Malatya. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında Malatya'daki koronavirüs tablosu 15 günde yeşilden kırmızıya dönüştü. Evet sayın seyirciler, karşımızda Türkiye'nin koronavirüs tablosu 15 Ağustos'un açıklanmasını bekliyoruz. Bunlar dünkü rakamlar. Toplam test sayısını görüyorsunuz, 5 milyon üzerinde. Toplam hasta sayısı 246.861. Toplam vefat sayısı 6.000 sınırına dayandı. 5.934. Hastalarda zatürre oranında iniş var. %7.8.
ağır hasta sayısında Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi bir artış söz konusu. 656. Toplam iyileşen hasta sayımız 228.980. Buraya geçmeden önce Sayın Bakan'ın atmış olduğu tweet'e bakalım. En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarıda risk alıp eve taşımayın. Bir hasta, hasta bir aile demektir. Evet, çok vurucu bir cümle. Dışarıda risk alıp eve taşımayın. Bir hasta, hasta bir aile demektir. Sayın seyirciler, hemen şuradaki tabloya geçiyoruz. 14 Ağustos itibariyle hasta sayısı 1226, vefat sayısı yeniden sıçrama yapıyor. Bir de olsa 22 ve iyileşen hasta sayısı ise 923, binin altında. Daha önce binli rakamların üzerindeydi. Bunu da buradan eklemiş olalım. Sayın seyirciler, geçtiğimiz hafta koronavirüs aşısını bulduk açıklaması yapan Rusya, üretime de geçtiğini ilan etti. Bu arada dünya genelinde vaka sayısı 21 milyonun üzerinde, 20 milyon sınırı da aşıldı. Hayatını kaybedenlerin oranı ise 765 bin. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 22 milyona doğru ilerliyor. Açıklanan son rakam 21 milyon 388 bin. Virüse yakalanan insanlardan 765 bin hayatını kaybetti. Şu ana kadar 14 milyon 200 bin kişi de tedavi edildi. Vaka sayısının 1 milyon üzerinde olduğu 3 ülke var. Zirvedeki ülke 5 milyon 479 bin vaka ve yaklaşık 172 bin ölümle Amerika Birleşik Devletleri. İkinci sırada ise 3 milyon 279 bin vaka ile Brezilya ve üçüncü sırada da 2,5 milyon vaka ile Hindistan yer alıyor. Koronavirüs aşısı konusundaki ilk somut adım Rusya'dan geldi. Rusya Sağlık Bakanlığı hafta başında tescil edilen Sputnik V adlı koronavirüs aşısının ilk partisinin üretildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Rusya'da son 24 saatte 119 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken yeni vaka sayısı 5061 olarak açıklandı. Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi son 24 saatte kaydedilen koronavirüs verilerini paylaştı. Koronavirüse yakalanların sayısı 5061 olarak kaydedilirken ülkede salgının başlamasından bu yana kayıt altına alınan toplam vaka sayısı 917.884 oldu. Rusya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 119 artarak 15.617'ye yükseldi. 6.447 kişi hastalığı yenenler arasına katıldı. Böylece koronavirüsle mücadeleyi kazananların sayısı 729.411 oldu. Dünya genelindeki rakamlara göz atacağız. Az önce haberimizde de verdik. 20 milyon psikolojik sınırı aşmış durumda. Vaka sayısı dünya genelinde 21 milyon 425.778. Vefat sayısı 764.634. Maalesef acı bir kabulleniş ki 1 milyonda vefat sayısında psikolojik sınır sayın seyirciler. Ve iyileşen sayısı, iyileşen hasta sayısı 14.209.819. Sayın seyirciler, ülke olarak tablolar burada, ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri 5.480.231 vakaya sahip. Ölen insan sayısı 171.592. Brezilya 3.278.895 vakaya sahip. Ölen insan sayısı 106.571. Hindistan dünyanın en kalabalık nüfuslarından birisini barındırıyor. 2.557.342 vakaya sahip. 49.481 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da. Rusya'da 917.000, yani 1 milyon sınırına yaklaştı. Vaka sayısı 917.884 vaka var. Yine ölen insan sayısı 15.617. Güney Afrika 579.140 vakaya sahip. Ölen insan sayısı 11.556. Ve ülkelerden Güney Amerika tablonun bu kısmının başını çekiyor. Niye? Çünkü Güney Amerika'da çok sık görülmeye başlandı ve ne kadar tedbir alınırsa alınsın Rusya, İspanya, İtalya, Hindistan,
Çin'in ardından sanki hastalık Güney Amerika'da bir başka kendini gösteriyor. Peru 516.296 vakaya sahip. Yine ölen insan sayısı 25.856. Ve Meksika vaka oranlarında 511.296'da. Ölen insan sayısı 55.856'da. Kolombiya 445.111 vakaya sahip. Ölen insan sayısı 14.492. Şili 382.112 vakaya sahip. Ölen insan sayısı 10.340. Ve Avrupa Birliği ülkelerinden İspanya. Biliyorsunuz ki İspanya'da bu korona pandemisinden dolayı artık Avrupa Birliği'nin katlanılamaz olduğunu ve Avrupa Birliği'nin bize hiçbir faydası yok. Hele ki bu süreçte biz bunu daha iyi anladık. İtalya haklı diyen ülkelerden biri. İspanya, Avrupa Birliği'nden bu pandemi süreciyle beraber ayrılmamız şart. Protestolarının, siyasal görüşlerinin birleştiği bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. İspanya 358.843 vakaya sahip. Ölen insan sayısı 28.617. Dünyadan tablo böyle. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül'e kadar ertelendiğini ilan etmişti. Peki üniversitelerde durum neydi? Bu konudaki açıklama da YÖK Başkanı'ndan geldi. İlk ve orta dereceli okullardan sonra üniversitelerin açılış tarihi de ötelendi. Öncelikle Yükseköğretim Kurumları. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik dedi. Saraç'ın açıklaması şöyle: YÖK olarak bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik. Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk Yükseköğretim Sistemi'ne bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin, hibrit modelin hayırlı olmasını diliyoruz. Aileler tarafından bizlere emanet edilen sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün akademik ve idari personelin sağlığının karar süreçlerimizde en fazla dikkat ettiğimiz husus olduğunun altını çizmek isteriz. Belarus'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini 27 yıldır ülkeyi yöneten Lukashenko kazanınca ortalık karıştı. Очередной раз мы с вами возвращаемся к вопросам. Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Alexander Lukashenko kazandı. Нашей Беларуси в Минске. Muhalefet seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle seçim gecesi sokağa indi. Kolluk kuvvetleriyle muhalifler arasında sokak çatışmaları başlayınca şu ana kadar bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ужас! 7000'e yakın kişinin gözaltına alındığı olayların üzerine Devlet Başkanı Alexander Lukashenko Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi. Как мы и говорили, что Лукашенко ülkede başlayan çatışmalarda gözaltına alınan veya kimliği tespit edilen kişilerin Belarus vatandaşı olmadığını, başka ülkelerin vatandaşları olduğunu savunarak biz renkli devrim metotlarını okuduk. Renkli devrim metotlarının yanında dış müdahale unsurları da vardı. Gösterilere katılanların çoğu yaşananların ne ifade ettiğini anlamıyor. Bunu sadece koordine edenler ve yönlendirenler anlıyor. Kargaşaların organizatörleri kamuoyunu etkilemek için mizansen görüntüler hazırlıyor ve yalan haberler yayıyor dedi. Не совсем уже дети. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko telefon görüşmesi yaptı. Liderler Belarus'ta yaşanan sorunların yıkıcı güçler tarafından kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Yüksek maliyetler çiftçinin en büyük sıkıntısı ve belini büküyor. Buna bir de ürünlerin doğal afetlere maruz kalması eklenince zarar daha da büyüyor. Hasadın devam ettiği Anadolu'da pek çok üründe üretici aynı şikayetleri dile getiriyor. Anadolu'da hasat devam ediyor. Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet Ova bölgesinde soğan ve patates hasadı için mevsimlik tarım işçileri tarlalara girdi.
Tarlada soğanın kilosu 60 ila 70 kuruş arasında satışa sunulurken patatesin kilosu ise 1 liradan satışa sunuluyor. Ürünü para etmeyen üretici yüksek maliyetlerden şikayetçi. Metova'da soğan hasadı başladı, fiyatlar çok düşük. Biz bu işin altından kalkamıyoruz. Yani işçinin parasını dahi zor ödüyoruz. Kaç liradan satıyorsunuz kilosunu? Vallahi 50 kuruş, 60 kuruş. Yani işçi, mazotu, gübreyi, ilacı kurtarma şansımız yok bizim, sıfır. Domates üreticisini ise virüs vurdu. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde domates tarlalarında görülen troper mozaik virüsü tarlalardaki birçok domates fidesini kuruttu. Gözle görebiliyorsun yani buralarda. Mahsulünü erken eken çiftçi virüsten zarar görmezken geç hasatta durum vahim. Virüsten zarar gören üreticiler maliyetlerden de şikayet etti. 7 gün itibarıyla haftadan haftaya 9 sefer ilaç attım tarlalara. Maliyetler de çok yüksek. Bir anlamda veremiyorum fabrikacılara, niye böyle yapıyorlar. Yani bize bu işi herhalde bıraktıracaklar. Açık domatesi 450 kuruşa alıyorlar şu an. 450 kuruş. Yani taahhütün altında. Kaça taahhüt verdi? 575 kuruşa taahhüt verdik. Brix'li. Normal açık taahhüt vermediysen 450 kuruş alıyor şu an. 100 kuruş düşük. 100 kuruş düşük aşağıya. Bu başında bir de kardığını düşünelim. Çok mal gittiğini, herkes daha yeni yeni topluyor. Bir de çok mal yüklendiğini varsayalım. O zaman 300 kuruşa düşürecekler herhalde. Öyle duruyor vaziyet. Burası da Sivas. Türkiye'de buğday üretiminde 4. sırada yer alan ve hububat şehri olan Sivas'ta buğday satışları başladı. Çiftçiler hasat yaptıkları arpa, buğday ve yulaf gibi ürünleri traktör ve kamyonetlerle toptancılar sitesinde bulunan buğday pazarına getiriyor. Buğdayların durumları bu yıl çok zayıf. Yani çıkmıyor. Ürünlerimiz yani çıkmıyor. Yani tarlalarda mı, hava durumlarından mı, yağmurdan mı? Yani yöre yöre tarlalarımızda verim alabiliyoruz. Daha alamıyoruz yani. Sayın seyirciler, sokakta vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz kadına şiddet. Meltem Haber kadına şiddetin sebeplerini ve alınabilecek önlemleri vatandaşlarımıza sordu. Kadına şiddet başta olmak üzere toplumsal şiddette ürküten bir artış var. Meltem Haber, kadına şiddetin sebeplerini ve alınabilecek önlemleri vatandaşlarımıza sordu. Bu zamanlarda kadına şiddet olaylarında büyük bir artış var. Biz de sebeplerini sokağa inerek vatandaşımıza sorduk. Önce aile planlaması bence. Değil mi? Hani ne istediklerini bilmesi gerekiyor eşlerin, iki taraflı da, erkek de bayan da. Zaten her şey bence birbirine zincirleme bağlantılı gidiyor hayatta. Ama evet, çok duyuyoruz, çok üzülüyoruz. Saygı yok. Gerçekten saygı yok. Kadınlara önemli olan saygıdır. Aile içinde de bu saygı yoksa zaten o aileyi kurmasınlar. Evet. Çok önemli. Bir kere korunmaya alınmalı kadınlar. Bas bas bağırıyorlar. Ben işte eşimden şiddet görüyorum. Kaçtım, sığındım ama gelecek beni öldürecek. Biliyorum bunu, ben öleceğim, çocuğum da bunu görüyor. Böyle bir sürü örnekler var. Bunlar için gerçekten çok büyük yaptırımlar olmalı. Yani cezalar çok büyük olmalı. Bir kere salınıyor. Eğer kadın korkudan şikayetçi değilse, anlatıyor derdini, alıyorlar. Ondan sonra salıyorlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü bunun bir sürü örneğini ben bizzat kendim de yaşadım, gördüm. Evimin önünde bir kadına bıçaklı saldırı gördüm gözlerimle. Eşimle birlikte polisi aradık. Karakoldan geldiler, adamı götürdüler. Bize telefon geldi. Efendim, şikayetçi misiniz? Yahu ben şikayetçi olsam ne olur? Kadına yapıyordu, o kadının şikayetçi olması lazım. Biz salıyoruz o zaman. Olay budur. Yani son zamanlarda bu pandemi sürecinden dolayı düşünüyorum. Ya kadına şiddeti... Hani hapis cezası bence az gelir diye düşünüyorum. Ya sonuçta cennet kadınların ayağının altındadır. Yani hiçbir şekilde şiddet, taciz, tecavüz, hani olayların yaşanmamasını diliyoruz ama az çok haberleri izlediğimizde yürek burkucu olaylar sosyal medyalarda da karşılaşıyoruz gün içerisinde. Ya bu tür olayların cezası hafif kalmamalı olduğunu düşünüyorum kendi açımdan. Yani bunun sebebi herhalde daha fazla onların cesaretlendirilmesi, erkek şiddet gösteren kişilerin.
Öyle olduğunu düşünüyorum. Onlara yani onları caydırıcı bir ceza verilmedikçe bunun önüne geçilemez diye düşünüyorum. Çünkü bu cinsiyet ayrımı da değil. Şiddetin her türlüsü, her canlıya karşı olanına karşı caydırıcı ceza gelmesi gerekiyor. Tabii herkesin siniri bozuk, mutsuz, huzursuz, eve ekmek parası girmiyorsa, yaşamını idame ettiremiyorsan, standartların düştüyse doğal olarak mutsuzsun ve huzursuzsun. Bu da insanlar arasında birbirine yansıyabiliyor maalesef. Evet, röportajlarımızı izlediniz. Özellikle son cümleler oldukça dikkat çekici. Herkes mutsuz, kimsenin evine para girmiyor. Ekmek aş derdinde herkes, iş derdinde. Sayın seyirciler, tabii bütün bu sıkıntıların haricinde bir de trafik terörü sıkıntımız var. Ana haber bültenimizde sırada trafik kazaları var. Kazalar İstanbul, Erzurum ve Tekirdağ'dan. Düğün hazırlığı yapan çift trafik kazasında hayatını kaybetti. Kağıthane'de iki araç ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında biri kadın, iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın 16 gün sonra evlenecekleri öğrenildi. Çiftin düğün davetiyeleri ise kaza sonrasında etrafa saçıldı. Erzurum İspir Karayolu'nda ise patlayıcı madde yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Allah'ım ya. Eskişehir'den yola çıkan 4 ton dinamit, 10 ton 300 kilogram dinamit için kullanılan jiyelin bulunduğu kamyon, Erzurum Rize Karayolu Yukarı Özba mevkisinde sürücüsü Kenan Çetin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek takla attı. Kamyonun içerisinde bulunan 14 ton patlayıcı madde cadde üzerine dağıldı. Kazada kamyon içerisinde bulunan Turgut Çetin ve sürücü Kenan Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Bunların içi dinamit dolu. Adam terziyede yatıyor, tamam mı? Yerde yatıyor. Bir şey olmuş mu adama? Abi adam, evet, adam para patlamış ya. Ölümlü bir kazada Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana geldi. Malkara istikametini seyreden Beytullah Öz, yönetimindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Kaza sonrası araçta bulunan yolculardan Abdi Yakut olay yerinde hayatını kaybetti. Ben onu solladım, arkadan vitesi aynasından seyrederken o yavaş yavaş bıraktı kendini. Muhabbet de ediyorlardı. Geçerken gördüm çünkü tanıdığa benzettim onu. Ama ondan sonra direkt beni kendini bırakınca hemen sağa çektim zaten. Direkt 112'yi aradım ama. Ve sayın seyirciler, piyasanın rakamlarına bir göz atalım. Dolarla başlıyoruz. Dolar 7 lira 36 kuruş. Devam Euro. Euro 8 lira 71 kuruş. Ve gram altın. Gram altın 460 TL olarak karşımıza çıkıyor. Meltem Haber'den bugünlük bu kadar. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar.